Aki TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim Bir Nefes Sıhhat programına. Evet, bildiğiniz üzere pazar ve pazartesi akşamları sizlerle birlikte oluyoruz. Özellikle cumartesi günü de öğlen saatinde tekrar sizlerle birlikteyiz Bir Nefes Sıhhat programında artık. Ve bu akşam da yine sizlerden sıkça gelen sorulardan hocamıza sormaya çalışacağız. Sizlerin sayesinde yine aynı sıkıntıları çekip belki bizi arayamayan ya da sormak istemeyen, çekinen izleyicilerimiz varsa onlar da faydalanacaklar inşallah diyelim. Peki bize nasıl ulaşacaksınız? Hemen onu hatırlatmak istiyorum. Her hafta, her programda söylüyorum bunu. 0212 alan koduyla ekranın alt kısmında görüyorsunuz sevgili izleyenler. 981-1855. 981-1855. 0212 alan koduyla 981-1855. Bizi program saati içerisinde ya da ne zaman müsait olursanız program haricinde de arayabilirsiniz. Arkadaşlarımız tekrar size dönüş yapacaklar. Sorularınızı, sorunlarınızı anlattıktan, aktardıktan sonra biz de burada hocamıza stüdyoda sormaya gayret göstereceğiz inşallah diyelim. Hemen hocamıza dönelim. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Böyle bir renkli gördük sizi. Vallahi arkadaşlar artık böyle renkli giyinme dediler. Ne renk diyorlardı? Ne renk? İşte sıcak renkler vesaire. Artık onlar ne diyorsa ona göre giyineceğiz. Eyvah yapacak, eyvah. Yapacak bir şey yok. Ama içimiz açıldı hocam. Biz normalde böyle görünce renkli daha güzel oluyor. Allah razı olsun. O işin latifesi. İnşallah bugün o sorularımıza başlayalım. Mümkün olduğu kadar çok soru cevaplayalım. Çünkü bize de çok fazla soru geliyor. Söylediğiniz gibi insanlar çok arayıp da ulaşamıyorlar bazen. Ama bu sorularla birlikte onları da inşallah şey yapacağız. Bir yol, ışık vereceğiz. Bu arada bugün bayağı epey bir moral bozukluğu oldu çoğu insanda hocam. Az önce de konuşuyorduk, bir Recep abimiz var sizin yanınızda tanıştığımız bir abimiz. Recep üzüntülü. Recep'in sözcüsü, nişanlısı diyelim. Sınavı kazanamamış. Kazanamayacağı tabii bugün öyle bir moral bozukluğu oldu. Bunlar hep nasip olaylardır. Rabbim bizim için neyi hayırlı, neyi ise hayırsız olduğunu... Yani biz bilmediğimiz için şey yapacağız, kabul edeceğiz. İnşallah. Diyecek bir şey yok o konulardan. Nasip kısmet diyelim. Sevgili izleyenler, evet, telefon numarasını hatırlattık. Hocamıza hoş geldiniz dedik. Sorularımıza geçiş yapalım. Biz artık soru seçmiyoruz hocam. Yani sıkça gelen soruları hani sormaya çalışıyoruz size ama size şey yapmıyorum yani. Hani şu soruyu sorayım, bu soruyu sorayım demiyorum. Maşallahınız var. Her soruya cevap verebiliyorsunuz. Ben hamdolsun fena bir doktor değilim. Estağfurullah. Yani şunun için söylüyorum bunu gönül rahatlığıyla. İnsan işleyişini iyi bilmek lazım. Biz şunu yapıyoruz. İnsanda her bir hastalığı sanki ayrı bir hastalıkmış gibi. Evet. Bakıyorsunuz belki yüzlerce hastalık çıktı ortaya. Ama vücudu bir bütün olarak alırsanız siz vücudun dengesini düzenlediğiniz andan itibaren vücut bütün hastalıklardan kendisini yavaş yavaş kurtarıyor. Kurtarabiliyor, yani evet. Kendi kendini aslında tedavi ediyor. Nasıl bu iş yerinde, bu televizyon örneğin teknik elemanlar var ise, işte bizim vücudumuzda da öyle teknik elemanlar var. Ne oldu? Damarınız tıkandı. Siz ufak bir dokunuş yapıyorsunuz, damarınız açılıyor. Nedir? Alzheimer oldu. Ufak dokunuş açılıyor. Hatta kanser. Kanserde bile ufacık bir dokunuşla birlikte İnsanın vücudu toparlıyor. Bizim yanlışımız her şeye farklı yaklaşıyoruz. Her şeye. Geçen kanser çeşitlerine baktım. Aman yarabbi ya. Yani akıl almaz bir sayı var. Akıl almaz bir sayı var. İşte romatizmal hastalıklara baktım. Akıl almaz bir sayı var. Ama eğer mekanizma aynı ise yani sizin yapacak olduğunuz çok fazla bir şeye gerek yok. Çok fazla bir şeye gerek yok. Onun için siz vücudun ana yapısını düzenleyeceksiniz. Nedir? İşte damarların iyi çalışmasını sağlayacaksınız. Nedir? İşte boşaltım sisteminin, sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlayacaksınız. Ve bakacaksınız Allah Allah. Vücut çok hızlı bir şekilde kendisini toparlayacak. Toparlayacak inşallah. Tabii. Diyelim o zaman sorulara başlayalım hocam. Olur. Şimdi bugün biraz daha... Sevgili izleyenler, damar tıkanıklığı ve eklem romatizma üzerine sorular hazırladık.
Eğer bu tür sıkıntıları olanlar varsa özellikle bizi pür dikkat dinlesinler. Belki sizlere de yardımcı olabiliriz hocamızın tavsiyeleriyle bu konuda. Merhaba hocam demiş bir izleyicimiz. Annem 53 yaşında eklem romatizması teşhisi kondu. Ellerinde ve parmaklarında erinmeler başladı. Ne yapmamız gerekiyor? Yardımcı olursanız seviniriz demiş. Bizim bu iltihaplı eklem romatizmasını verdiğimiz, yani ne diyelim, artrit adına verdiğimiz şeydir. Neydi? Rahatsızlıktır. Şimdi tıp fakültesine bakarsanız veya ders notlarına bakarsanız ve internete girerseniz siz bu romatizma hastalıklarının birçoğunun aslında ana sebebinin olmadığını söylerler. Veya işte bir kısmının genetik geçişli olduğu, aileden kalıtsal olduğunu vesaire söylerler. Ama asla öyle değildir bu. Nedir biliyor musunuz? Romatizma hastalıkların tamamı, istisnasız tamamı vücutta toksinlerin birikmesinden kaynaklanan problemlerdir. Genelde vücutta 96 tane ana bölgede toksinlerimiz birikir. Toksin dediğimiz nedir? Bizim vücudun atması gereken maddeler var. Evet. Nedir? İşte bizim kameraman Hüseyin şimdi orada istirahat ediyor. Şey yaptı, işte yemek yedi, içti, dışarıda yedi. Yediklerin içine vücuduna zarar olan şeyler var. Hı. Ne yaptı? Bunu üç şekilde atacak. Bir, gaytayla büyük abdest atacak. İki, idrarla atacak. Hı hı. Yapısına göre. Üç, ter ile atacak. Pekala, büyük abdestle idrar atamaz, vücut bunu atamazsa ne yapacak? Bir yerde depolayacak. Evet. Yani işte bakın şu gördüğünüz olay aslında şeylerden kaynaklı. Yani o deponun olduğu yerlerden kaynaklı. Gidiyor, toksin eklemde birikiyor. Eklem arasında birikiyor. Hı hı. Birikince oradaki sıvının azalmasına sebep oluyor. Ellerin, parmakların eğrilmesine sebep oluyor. Hatta bizim son zamanlarda dün televizyonda şey yaptım. İşte sebebini bilmiyoruz diye bir ifade kullandı. Fibromiyaji ile ilgili bir program vardı. Yaklaşık bir 40-45 dakika. 3-4 tane doktor arkadaş tartıştık durdular. Yani şudur budur, fibromiyaji ve sonunda net olarak sebebi yok dediler. Ben size söylüyorum, fibromiyaji vücudun toksinleri yani eklemlerde, sırtta, cilt altında biriktirmesi. Yani siz işte biraz önce arkadaşımızın, hastamızın sorduğu işte ailesindeki işte artrit dediğimiz, romatizma dediğimiz hastalık vücuda biriken toksinlerin yaptığı hasarlar. Pekala ne yapacağız? Toksinleri atacaksınız. Yani size problem çıkartan şeyden, zehir yükünden kurtulursanız sizin romatizmanız düzelir. Buradan bütün romatizma hastalara ben yani çağrıda bulunayım, sesleneyim. Asla bu hastalıklardan korkmayın. Evet. Çok fazla ilaç alıyoruz biz. Arket çalıyoruz, işte eklemle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili aklınıza gelebilecek birçok ilaç alıyoruz değil mi? Evet. Artı işte kortizonlu ilaçlar, şunlar bunlar vesaire kullanıyoruz. Onlar hepsinden önce yapılacak şey şu, vücudun toksin almasını engelleyeceksiniz. Bunun ana yolu da ağırlık olarak kalın bağırsak temizliğidir. Evet. Yani siz, yani biz birçok kez bahsettik, kolon hidroterapi adını verdiğimiz yöntemle birlikte bağırsaklarını temizliyorsunuz. Bu eğrilmiş eller var ya, evet. Bu eller bile düzelmeye başlıyor. Al. Belli bir noktaya kadar, evet. Diyeceksiniz ki ya böyle artık iyice şey yapmış, şeklini kaybetmiş, sıkıntılı. İnanın bunların bir kısmı bile düzeliyor. Bakın o eklemde ne olmuş? Sıvı kaybolmuş. O parmakta, işaret parmağında sıvı kaybolmuş. Arkasından kıkırdaklar birbirine değmeye başlamış değil mi? Eğer siz o sıvıyı tekrar yerine korsanız, o kıkırdakları tekrar oluşturursanız bütün problem ortadan kalkıyor. Bunun yolu da önce toksin yükünü atmak, arkasından toksin alınmasını engellemek ve üçüncü olarak da bazı bitkilerle, şunlarla, bunlarla vesaire orada problemli olan kıkırdakların tekrar oluşmasına yardımcı olmak. Ondan sonra bizim bu romatizma dediğimiz, romatizma hastalığının işte diz eklemindeki aşınmaydı, işte artrit dediğimiz problemlerdi, gut dediğimiz problemlerdi, işte sistemik lupus dediğimiz problemlerdi, işte gül hastalığı dediğimiz problem, bunların tamamı kısa zaman içinde birçoğu ortadan kalkıyor. Yani hastalıklar, bakın Yusuf Bey, hastalıklar zor değil. Hastalıkları biz gözümüze bitiyoruz. Hastalıklar zor değil. Bunlar imtihandır ve bu imtihanlarında mutlaka
cevabı vardır doktorlar tarafından. Bilinmese de hamdolsun yani biz bu cevapları yani biliyoruz, tedavisinde insanların yardımcı oluyoruz. Hastalıklardan kurtulma konusunda yani insanlar çok morallerini bozmasın. Akıllarına gelen her hastalık için konuşuyorum. Evet. Her hastalık için konuşuyorum. Şimdi bu ekrana gelen şu ellerin parmaklarının evet. yamulma olayı özellikle biz yaşlılarda hocam şimdi özellikle kadınlarda hatta diyebilirim çok fazla tamam. gördüğümü hatırlıyorum. Tamam yani fazla. Yine belli bir sebebi var mı yani kadın üzerinde yoksa yaşlılık bakın, üzerinde? Bakın şunu söyleyeyim. Vücutta toksinler, zehirler birikiyor. Bunlar Hı. eklem aralıklarını birikiyor. Bu bir. İki, vücut susuz kalıyor. Susuz kalan ağaç ne yapıyor? Solmaya başlıyor değil mi? Evet, aynen vücut da böyle. Hı hı. Aynen vücut da böyle. Bakın şimdi sizin şey yaptığınız zaman, yaşlandığınız zaman yüzünüz sarkmıyor mu? Evet. Kurumuyor mu? Evet. Değil mi? Eklemler de böyle. Ya bunlar da eklemlerin yaşlanması. Yaşlandı, sıvı az, eklemler birbirine değmeye başladı. Ondan sonra başladı yamulma. Evet. Siz toksinleri atarsanız, arkasından o bölgeyi tedavi eder ve sıvıyı yerine korsanız yani son derece canlı bir ekleme sahip olursunuz. Yani bu eğrilmiş olan şeyler eklemlerin birçoğunda çok ciddi düzelmeler meydana gelir. Diz ekleminde problem vardır. Diyelim ki protez dediler. Hı hı. Bakın bize hastalar geliyor. Hasta geldi enteresan. Hocam dedi ben dedim yaklaşık 5,5 yıldır dedi ilk kezleri çıkıyorum dedi dışarıya dedi. Niye dedim? 5,5 yıldır ilk kez. Evet, mütedeyyin bir ailenin böyle tesettürlü bir şey hanımefendi. Hı hı. Dizlerinde problem var. Ameliyattan korkuyor, protez demişler ve evden çıkmıyor. Kolay kolay yürüyemiyor. Asansör yok. Merdivenlerden inip çıkamıyor. Sonra bir vesileyle bizimle tanışıyor ve biz o ayaklardaki sıvı kaybını ortadan kaldırdık. Kıkırdakların düzelmesine yardımcı oldu. Epey de kilodu. Hareket etmeyince kilo da almış. Hı. O hasta bizim merdivenlerden çıkarak muayenehanemize geldi. 5,5 yıldır ilk kez çıkıyorum dedim. Bu o kadar önemli bir şey ki. Maşallah. Tabii şimdi ameliyattan kurtuldu. Yani biz hemen önümüze geleni ameliyat etmemize de gerek yok. Burada ortopedist arkadaşlar yani bizimle işbirliği yapsınlar. Biz fitoterapetik olarak, geleneksel tıp olarak ayakların düzelmesine, o aşılmış kıkırdakların düzelmesine mutlaka yardımcı oluruz. Yani belki maraton koşamazlar ama 3000 metre, 5000 metre mutlaka yürürler. Elbette. Koşarlar merdivenleri, çıkarlar 5. kata, 10. kata rahatlıkla çıkabilecek Hı-hı. noktaya gelirler. Kimler? Protez takılması gerekli olan, bizim protez takılmasına mutlaka gerek var dediğimiz hastalar. Hastalar. Tabii. Şimdi siz hocam toksin dediğiniz zaman da benim aklıma direkt en sevdiğim ya da bunu sürekli yaptırdığım hacamat geliyor. Peygamber Efendimizin de tavsiyesi. Her bölgesi var ayrı ayrı dediniz ve vücudun her bölgesine faydası var bunun. Tabii. Her hastalığın ayrı bir hacamatı vardır. Biz hacamatı yanlış biliyoruz. Şöyle yanlış biliyoruz. Biz hacamatı sadece belli mevsimlerde ve kameri takvime göre, hicri takvime göre belli günlerde yapıldığını işte 17, 19, 21 bunları zannediyoruz. Hacamat asla böyle bir şey değil. Hacamat bir tedavi metoddur. Tedavi yöntemidir. Tedavi şeklidir. Onun için hastalık var ise bunun saatine, gününe, hicri takvimine hiçbir şeye bakmazsınız. Ayağınızı burktunuz. Evet. Şimdi metrodan inerken ayağınızı burktunuz. Ne olacak? O bu işte ayın şeyi 25'i geçti. Gelecek ayın 17'sinde mi hacamat yapacaksınız? Hayır. Evet, hemen yapacaksınız. Hemen. Başınız ağrıdı, migreniniz var. Hı-hı. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Aman işte yani yaklaşık bir... Yok, gününü bekliyorum. İşte maalesef. 15 gün daha var, öyle bir şey yok. Hacamat her halükarda, her gün, her saat yapılabilecek bir tedavi metodudur. Hiçbir hastalığınız yoksa sünnet olan günlere hasta olmamak için riayet edin. Ama onun dışında bütün günler ve saatler aslında sünnettir. Evet. Tamam mı? Yani toksinlerin atılmasında da ben sözü oraya getireyim. En önemli metotlardan bir tanesidir. Ama bir diğer metot da yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeydir, tavsiyesidir. Bağırsakları
temizlenmesidir. Tabii. Biz ne yapıyoruz? Bazı kuralları riayet etmiyoruz. Hı hı. Abur cubur yiyoruz. Karnımızı iyice doyuruyoruz. Ama siz karnınızın 1/3'ünü yemek, 1/3'ünü su, 1/3'ünü havayla doyurursanız, yani bir miktar aç kalkarsanız, yemeği iyi çiğnerseniz asla kolay kolay hasta olmazsınız. Asla kolay kolay obez olmazsınız. Tabii. Evet. Bunlara da yine geleceğim birazdan. Hepsi birbiriyle bağlantılı konular olduğu için o tarz sorular hazırladım size hocam, izleyicilerimizden gelen. İkinci soruma geçmek istiyorum hemen. Şimdi askerde çok çabuk yoruluyordum demiş bir abimiz. Yapılan muayenede kalp kapaklarında romatizmaya bağlı kireçlenme ortaya çıktı. Tamam. Tedavisi mümkün mü? Mümkün, diye sormuş. Mümkündür, mümkündür. Biz yani çok fazla gördüğümüz hastalıklardan bir tanesi kalp kapaklarındaki problemlerdir. Yani bu problemler de özellikle bazı bitkiler ile ve bazı tedavi yöntemleriyle ortadan kalkabilir. Tabii. Nedir? Bakarsınız, aa işte birinci derece, ikinci derece neyse şey vardır. Kaçak vardır. Düzelir. Kalbin pompalama gücü düşmüştür, zayıflamıştır. Düzelir. İşte damarları tıkanmıştır. Düzelir. Bakın, damar içinde biz ne yapıyoruz? Damar sert ediyoruz, değil mi? Örnek vereyim. İşte toksin dedik. İşte eğer toksin damar içine birikirse damar sert olur. Toksin damar içinde birikirse damar sert diyor. Damar sertli olur. Hı-hı. Bakın. Eklemde birikirse romatizma olur. Romatizma olur. Tabii. Midede adını getirir birikirse orada bizim ülser dediğimiz olaya sebebiyet verir. Bağırsakta birikirse bakarsınız kabızlık dediğimiz olay. Bağırsak yumağında birikirse varis olur, hemoroid olur. Yani aslında bütün olayımız bizim vücudun pislenmesidir. Pislenmesidir. Siz bu vücudun temizliğini yapacaksınız. Neyle yapacaksınız? İşte hacamatla yapacaksınız, kolonjiyoterapiyle yapacaksınız, işte bazı bitkilerle yapacaksınız, suyla yapacaksınız, tuzla yapacaksınız. Onlar temizlendikten sonra bütün vücut çok sağlıklı bir şekilde rayına oturur. İnşallah, inşallah diyelim hocam. Devam edelim. Şimdi üçüncü soruya geçiş yapacağım ama sevgili izleyenler, yine bu tür hastalıklarla ilgili sıkıntılarınız varsa ya da kafanıza takılan başka bir şey varsa, sormak istediğiniz başka bir soru varsa tekrar telefon numaramı hatırlatmak istiyorum. Ekranın alt kısmında da sürekli görüyorsunuz. 0212 alan koduyla 981-1855, 981-1855 bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Yine romatizmal hastalıklarla ilgili özellikle ya da korkularınız, endişeleriniz varsa başka konuda bu hastalıklarla ilgili onları da bize sorabilirsiniz. Biz de hocamıza burada sormaya çalışacağız. Diyelim ve üçüncü soruyla devam edelim. 66 yaşında bir dedem var. Havalar soğuyunca dizlerinde sıvı kaybına bağlı çok ağrısı oluyor. Bu da son zamanlarda yine bize sıkça gelen sorulardan bir tanesi biraz, aslında. Biraz önce bahsettiğimiz olay. Orada sıvı kaybı var, kıkırdak aşırması var, yürümekte zorluk çekiyor. Tedavisi var mıdır? Ameliyatsız tedavisi bunun. Yani neredeyse %90'ı vardır. Ameliyat olacak denilen hastaların belki %80-82'si ameliyattan kurtulabilir. Nasıl kurtulur? İşte biraz önce bahsettiğimiz metotlarla kurtulabilir. Siz dışarıdan sıvı vesaire vermenize hiç gerek kalmadan vücudun sıvı yapma gücünü artıracaksınız bir. Ve böylece o bölgede iyi kanlaması bekleyen kıkırdaklar yavaş yavaş kendisini toplayacak. İki, ve hasta biraz önce bahsettiğimiz iyi bir noktaya gelecek. Merdivene çıkacak, namazını kılacak, yürüyecek, koşacak. İşte can ne istiyorsa yapacak. Zaten mesele hastaların, yani insanların ölene kadar sağlıklı yaşamasını sağlamaktır. Doktorun vazifesi, başka ne vazifesi var? Doktorun haşa ömrü uzatacak bir halin var? Yok. Bize geliyor hasta, işte nedir? İşte sende işte beyin tümörü var, pankreas, baş kanser var. İşte 3 ay yaşar babanız, işte 6 ay yaşar anneniz. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Haşa, yani biz yani yaratıcı mıyız? Biz yaratıcının insanlara verdiği şeyleri, neydi, hastalıkların tedavisinde inşallah insanlara destek olan insanlarız. Yani bizim ömür üzerine en ufacık bir etkimiz yok. Ama ölene kadar insanların sağlıklı yaşamasında bilgilerimiz dahilinde mutlaka bizim şeyimiz vardır, dahilimiz vardır.
Evet. Yani ameliyatsız, hani ameliyattan hiçbir şekilde korkmasınlar ama yani ameliyatsız da aynı şekilde tedavisi mümkündür tabii, diyebiliriz. Tabii olabilir canım. Bakın şöyle, ameliyatı kim yapacak? Bizim ortopedist arkadaşlarımız. Evet. Sizin şimdi 3 ay önce ameliyat olması, 3 ay sonra ameliyat olmanızda diz eklemiyle ilgili, hı, oradaki protezle ilgili en ufacık bir problem yok. Yok. Ama siz o 3 ayda, 6 ayda eğer o kıkırdakların tekrar eski haline gelmesini, sıvının tekrar oluşmasını sağlarsanız ameliyattan kurtuldu. E bitti. Yani, öyle değil mi? Bitti. Ameliyata da gerek kalmadı. Tabii bütün mesele bu zaten. Bütün mesele ufacık dokunuşlar ile insanların tedavi olmasına yardımcı olmak. Evet. O zaman devam edelim hocam. Şimdi yine bir izleyicimiz, eşim 54 yaşında çok, hı, sigara kullanıyor diyor. Bizim biliyorsunuz içen arkadaşlarımız da var. Onlara sürekli tavsiyeleriniz var. Vallahi şöyle, içmenleri daha çabuk sayıyoruz. Yani herkes içiyor. Hı-hı. Evet, buradan Nuri Bey'e bir selam söyleyelim. Evet. İçmeyenler hemen belli ediyor kendini, daha çabuk, evet, sayılıyor, doğru. Kuaf teşhisi konmuş hocam bu hastamıza, daha doğrusu eşine, yazan izleyicimizin 54 yaşında. Hı-hı. Nefes alamadığında makine, cihaz kullanmak, tamam, zorunda kalıyormuş. Tamam. Yol gösterirseniz seviniriz diyorlar. Şimdi bakın, siz akciğerleri perişan ediyorsunuz. Nasıl perişan ediyorsunuz? Orada akciğerlerin iltihaplı bir enflamasyon var. Akciğerler normal kapasitesinde değil. Siz şöyle düşünün, esnek bir yapı düşünün, hı-hı, akciğerler. Esnek bir yapı. O esnek yapının siz esnekliğin ortadan kalkmasına vesile oluyorsunuz. İşte sigarayı yediğinizde, içtiğinizde vesaire. Şimdi havayı aldığınız zaman esnek olmadığı zaman açılabiliyor mu? Açılamıyor. Açılamayınca ne oluyor? Sizin aldığınız oksijen kapasitesi, hava kapasitesi azalıyor. Oksijen azalıyor. Kanda oksijen az, vücut devamlı yorgun, devamlı nefes açlığı çekiyor, devamlı problem ve sonuçta da o şeylerde neydi, akciğerdeki problemlerden dolayı insanlar birçoğu hayatını kaybediyor. Kaybediyor. Düzelir mi? Tabii düzelir. Düzelir. Yani KOAH'ın belki %100, KOAH'ın belki 90 tanesi düzelir, normal hayatına, hı hı, döner. Ben buradan bağırıyorum, hiç durmadan bağırıyorum, konuşuyorum, ya diyorum gelin. Nedir? Göğüsçü arkadaşlar, ben KOAH'ın nasıl tedavi olacağını anlatayım size. Hı hı. Hastalarınızı uygulayın. Ben yani bütün KOAH hastalarına bizim yetişmemiz mümkün mü? Değil. Değil. Onların bize yetişmesi mümkün mü? Asla değil. Ne yapacağız? Bunları patır 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 kaybedeceğiz. Asla öyle değil. Yapılacak şey şu, benim bu çağrıma kulak versinler. Para istemiyorum, pul istemiyorum. Ben KOAH'ın nasıl tedavi edileceğini arkadaşlarıma tarif edeyim. Hı hı. Bunu bulundukları neredeler? Van'da. Neredeler? Artvin'de. Neredeler? Kırıkkale'de. Neredeyse artık. Orada hastalarını uygulasınlar. Allah razı olsun. Onlar da tedavi olsunlar. Onlar da biz hastayı tedavi ettik diye manevi bir haz duysunlar. KOAH'ın tedavisi %90'a yakın vardır. Ve bu tedavi zor bir tedavi değildir. Hastaları ben bu konuda eşini inşallah muayeneye göndersin, ben yardımcı olurum. İnşallah diyelim o zaman, bu da çağrımı... Yani o makinelerden filan ya, düşünebiliyor musunuz? Bir insan yani nefes alabiliyor, makineye bağlıyor. Ya bundan kurtarmak lazım. Bizim, evet, vazifemiz, doktorun vazifesi bu, başka bir vazifemiz yok ki. Biz o makineden kurtardığımız andan itibaren, hı hı, normal hayatına dönecek bu. Sağa gidemez, sola gidemez, tatile çıkamaz, çocuğum işte... Bakın enteresan, şimdi dediniz de KOAH makine, hı hı, bir hastamız vardı bizim. Oğlu, adamcağızın oğlu, şeydi, askerde yemin töreni. Yemin törenine gidemediler. Neden hocam? İzmir'de, Bornova'da yemin töreni var. Hı hı. Şeyde, İstanbul'da oturuyor babası. KOAH nefes alıp vermekte zorlanıyor. O yolculuğu, evet, göz önüne alamadı ve oğlunun yemin törenine... Evet, kız kardeşi de annesi, bak unutmuyorum şimdi. Şimdi bu hastamız aradan o kadar yıllar geçti. Şu an toparladı, düzeldi. Düzeldi. Şimdi bu hastayı siz, evet, Dolapdere'ye, Elmadağ'dan Dolapdere'ye iniyor. Dolapdere'den de Kurtuluş'a, son durağı yokuştan. O yokuşu bilir misiniz bilmiyorum. O yokuştan çıkıyor. Zor bir yokuştur. Maşallah. Yani, maşallah. Tabii bunlar zor değil. Biz gözümüze her şeyi abarttık. Aman şu hasta, aman bu hasta. Kardeşim yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. İşte hastalıklar tedavi olur. Hastalıkların tedavisini bileceksiniz. Hamdolsun biz biliyoruz. Ve tedavi edeceksiniz. Bu kadar basit. Hı hı.
Birkaç dakikamız kaldı hocam. Şimdi son olarak bu soru önemli soru. Çünkü şu anda belki de bizi izleyen izleyicilerimizin yani %70'i bu sorundan muzdarip. Kiloyla alakalı bir soru. 43 yaşındayım demiş bir hanımefendi izleyicimiz. Ablamız aşırı kiloluyum demiş. Rejim yapsam bile şişkinlik gitmiyor. Su içsem yarıyor. Bu bizim artık kullandığımız bir şey oldu. Neredeyse atasözü oldu neredeyse değil mi? Evet. Yani, bakın yani burada o kadar çok bahsettik ki kalın bağırsaklarda taşlaşmış gaytalar var. Hı hı. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Kabızlık olduğu zaman kalın bağırsaklar vücudun su ihtiyacı için suyu çekiyor. Suyu da az içiyorsanız. Evet. Sonuçta taşlaşmış gaytalar vücudumuza birikiyor. Bir ikinci geçirgenlik artıyor. Toksinleri başlıyoruz almaya. Bu hastalar öyle enteresandır ki sabah bir kahvaltı yapar. Öğleden sonra 4 olmuştur, 5 olmuştur. Karınları başlar davul gibi şişmeye. Davul gibi şişmeye. Ondan sonra kilo veremez. Ha. Yapılacak tek şey var. Bir insan, ben işte bu dediğimi, kalın bağırsak temizliğini yapmadan kilo veriyorum diyor ise çok istisna biridir. 100 kişiden belki 95'i kalın bağırsakları temizlemeden asla kilo veremez. Veremez. Kalın bağırsaklarda problem olduğu için vücut toksin yükü çok artar. Sabahları dayak yemiş gibi kalkar, yorgun kalkar. Evet. Öğleden sonra biraz uyusam. Akşam üzere bakarsınız bunlar neredeyse tamamı. Yemekten sonra televizyon seyrederken yedezeyip yatarlar, uyurlar. Çünkü vücutlarında çok fazla toksin yükü vardır. Ne yapacaksınız? Makineyle kalın bağırsakları yıkayacaksınız. Önce siz kalın bağırsakların iyi çalışmasını sağlayacaksınız. Kalın bağırsaklarınız iyi çalıştığı andan itibaren siz yediklerinizi hazmedersiniz. Artı çok acıkmazsınız. Bakın benim kalın bağırsak temizliğiyle vücudumdan 34 kilo civarında gayta çıkarttığımız oldu. Evet. Düşünebiliyor musunuz? 34 evet. Kilodan bahsediyor. 34 kilo yani ilkokula giden bir çocuk ya. Vücuttan bir çocuk çıkarttık. Yani öyle de diyebiliriz. Tabii. Korkunç bir şey değil mi? Enteresan. Hüseyin kamera kaç kilo? Kamera kaç kilo? Kaç kilo kamera diyorum. 15. Bakın vücuttan iki tane kocaman kamera çıkarttık. Evet. Yani bağırsakları. Onun için kilo vermek istiyorsa insanlar mutlaka gelecekler. Şişkinlikten, gazdan kurtulma yolu kalın bağırsağın temizliğidir. Kolon hidroterapi adını verdiğimiz yöntemdir. Gelecekler, biz onları tedavi edeceğiz ve sonuçta da artık ne kilo alacaklar ne de sağlıklarından olacaklar. Evet. Başta da kalın bağırsak temizliği demiştik. Baştaki sorumuzda da, sondaki soruda da yine bununla bitirmiş olduk. Bakın kalın bağırsakları temizleyeceksiniz. Kan dolaşımını düzenleyeceksiniz. Damarların içindeki bütün plakları, damar sertliğini ortadan kaldıracaksınız. Ondan sonra son derece sağlıklı bir hayata sahip olacaksınız. Ve erkekseniz yani 80, 90, 100 yaşına kadar özel hayatınız olacak. Bayansanız yani 80, 90, 100 yaşına kadar Allah hayırlı uzun ömür ibadetinizi rahatlıkla yapacaksınız. Gençseniz, çocuksanız yani böyle odaklanmanızda hiç problem olmayacak. Yani bütün vücudun meselesi vücudun temizlenmesi ve toksinlerinden arınması diyorum ve inşallah herkese hayırlı. Konuyu da bitirmiş oluyoruz. Bu arada hocam affınıza sığınarak sormak istiyorum. Yönetmenimiz İsmail Bey de sormamı rica ettiler. Hocam dediler acaba kalp kırıklığına bir tavsiyesi var mı hocamızın diye. Ciddi ciddi sordular bunu bana. İsmail şimdi, bekar bir kardeşimiz ayrıca. Vallahi kalp kırıklığı için yapılacak şey şu. Yani önce bir, kalbi düzeltecek birini bulacaklar. İki, ondan sonra hediyeyi ben alırım, çikolatayı ben alırım. Nuri Bey'i de yanımıza alırız ve inşallah gideriz, kızı isteriz. Ondan sonra bütün herkesin kalbi, başta bizim Recep olmak üzere hepsinin kalbinin şeyi, problemi ortadan kalkmış olur. İnşallah diyelim hocam. Sevgili izleyenler, Bir Nefes Sıhhat programının böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun tekrardan. Son olarak tekrar telefon numaramı hatırlatmak istiyorum. Dediğim gibi sadece program içerisinde değil, program sonrasında da bizi arayabilirsiniz. Biz
Sürekli gelen sorulara, mesajlara göz atıyoruz. 0212 alan koduyla 981-1855, 981-1855 bu numaradan bize ulaşabilirsiniz diyelim. Yarın akşam saatler 22.10'u gösterdiğinde, haftanın ilk akşamında, pazartesi akşamında biz Mustafa Hocam'la birlikte burada tekrar soru soracağız, cevaplarını almaya çalışacağız inşallah. Faydalı olmaya çalışacak hocamız da bu vesileyle sizlere, sizler de eğer tedavi görmek isterseniz, cevap vermek isterseniz bu konuda. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun diyelim. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.